Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sadiqal va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayolları hakkındaki dersimizi keyingisi Ayşe anamız raziyallahu anha. Ayşe anamız raziyallahu anha'nın hayatında bolu etken bir muhim, hatarlı ve juda bir ibretli vakiyelerden bu hadisul ifk vakiyesi. Buradalar hak bilen batılı ortasında küreş hiç kaçan tohtamaydı. Her bitti adamda dostu buladı, düşmanı buladı. Mumun, Müslümanlar barakken kafir fasıklarının düşmanı buladı. Eğer kişi bana şu fasık kafirlerini, münafıklarını dostu etken bulsa, özüne imanını bir teşrif koysun. Bu adamda imanı da zayıflıydı varlığı bilgisi. Münafıklar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana şimdi bir pakize ayalı Ayşe anamızga tuhmat, bohtan kılıçtı. Hadisul ifk. Onlarını Ayşe anamızın şerefine, Peygamberimizin şerefine bunda tane yetkizişi giden maksadı İslam ve Müslümanların şevketini çürüşlü gidi. İfk, bohtan. Bu yetti kavat Osman'dan neme ağırrağı deyip sorarken de pakize insanını şanı yakılınken tuhmat deyip cevap verildi. Buradalar insanını halaketke alıp baradigan yetide katta günah var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu günahlarını saniyatıp durup Allah'a şirk yeltirişlik, adam öldürüşlik, arağı çiçlik deyken payıtta yan başlava kendiler. Ama yalgan söz ve yalgan güvahlik deyken cevap şimdi çöküp şu aldılar da yalgan söz, yalgan güvahlik, yalgan söz, yalgan güvahlik deyip kaytara uğurdu, kaytara uğurdu. Sahabalar köp ayeti var kendiden bulduksa bulardı deyişi vardı. Banu Mustalik azatlıdan kaytip geliyatıp Muhacir ve Ansarlar ortasında az yine muamma oldu. Bundan haber topgan Abdullah ibni Ubey ibni Salun münafıklarının kattası bana şu gazatke bile çıkan idi. Ne mi dedi? Yanıda turgan münafıklarına karab durup iç semirse yasını kapadı. Madine'ye kaytip borsak aziz harını haydab çıkaradı dedi. Aziz de özünü nazarda tuttu. Har da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i nazarda tuttu. Yine ne dedi? Yanında turgan özüge hoşuge münafıklarına karab durup siler ana şu Mekke'den kegen yalan ayaklarına üyleriyle de boşatıp verdiler. Mallarıyla da bölüp verdiler. Bana indi siler de özüge onlar dafkılı yaptı dedi. Allah'a kasam. Eğer koluyla da gene sana onlarına vermeye koysaylar kambakal bulup bizi yurtlarımızı taşıp çıkıp yetişedi dedi. Onun maksadı muhacirlerini Mekke'den haydab çıkarıştı. Makir kıldı, hile kıldı. İnnehum yakiduna keyde ve akidu keyde. Elbette kafirler hile nayran kılırlar. Men ham bir hile kılırman. Kulasa kan deyip oluşturuyor gerek. Müslüman mısan? Tayyar tur. Tuhumat kılışadı. Malamat kılışadı. Hadisul ifk. Ayşe anamız hikaye kıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçan bir safar kılmakçı olsalar ayollardan bir ortasını özü bilen op geçişlik gereği olsa kur'a taşlardı. Çek taşlardı. Kaysa ayol geçirse şu ayolunu özü bilen op getirirdi. Banu Mustalik gazatıya Peygamberimiz yana bir tane ayolunu op geçişlik için çek taşladı. Ayşe anamız geçişti. Bu koşun ketip borarken ayollar mingen tüyalarda güruhu arkada getirirdi. Ayollar tüyanın üstüne oturuşluk için haldaş kılı verilgenirdi. Şu lata bilen uğrap koyulgen ayollar içinde oturadı. Pardala tortuvalarda bu payette hicab ayetleri düşken idi. Şimdi ayollarda güruh arka arada yürüdü. Tohtaşlık gereği olsa, koşun tohta bir hacet bilen tohta edigen olsa, ayollarını tüyalarını yetelegen erkekler tüyalarını çöktürüp koyup, nereye geçişerdi, ayollar özlerinin işleri bilen başka tamaya kadar getirirdi. Şimdi özlerinin işlerini, kazay hacetlerini kıbbogen eden ki, ayollar kelevene havdacıya oturadı, pardasını tortuvaladı, erkekler açıp karamaydı. Yani yeter bir kete uğradı. Tartıp şuna kıydı. Ayşe anamız raziyallahu anh'a yaş idi. Hali et ama genedi. Vazni yengil idi. Medine'ye kirişlikten evvelki tohtaladıkken ahrige cahaya tohtaştı. Erkekler tüyelerini çöktürüp koyup nargi erkekler tam ayı harap ketti. Ayollar
Havdajdan tushib, o'zlarini qazo hojati bilan borib, qaytib kelishdi. Endi tartibga binoan hamma kelib havdajga joylanib bo'lgandan keyin erkaklar ochmaydi havdajni. Shunday tuyani suyga ko'tarib qo'yadi, tuyani yetalab ketadi. Oysha onamiz qaytib kelganidan keyin bo'ynidagi monchog'i yo'qolib qolganligini ko'rdi. Yugurib ketdi. Istab qaytib kelsa hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Ketib bo'lgan qo'shin. Oysha onamiz yolg'iz o'zi qoldi sahroda. Meni yo'qligimni bilishib Madinaga bir yurishda yetishadi. Yo'qligimni bilsa kela olib ketishadi dedi-da, kiyimiga o'ranib o'tirib uxlab qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir qo'shin bilan karvon bo'lib chiqqan paytda orqada bitta musulmonni qo'shinni orqasidan kelishligiga buyurardi. Misol qilich tushib qoldi, qalqoni tushib qoldi, yoki qandaydir qamchi tushib qoldi. Shunga tushib qolgan narsalarda terib yuradigan bitta odamni qoldirib qo'yardi. Bu safar Safvon ibn Muattal As-Sulami roziyallohu anhuni payg'ambarimiz qoldirgan edi. Safvon qo'shinni orqasidan kelarkan qarasa Oysha onamiz yotib uxlayapti. Ko'rib taniydi. Chunki hijob hali farz bo'lmasdan avval payg'ambarimizning uyiga payg'ambarimizdan bir necha marta kirgan bo'ladi. Oysha onamizni ko'rib tanirdi. Qarasa Oysha onamiz. Yarhamukillah dedi. Oysha Alloh rahmat qilsa nima qilyapsiz dedi, teskari qaradi. Oysha onamiz uyg'onib gapirmadi. O'zini o'rab oldi. Safvon roziyallohu anhu payg'ambarimizning ayoli, Safvonning onasi, mu'minlarning onasi. Tuyani sekin cho'ktirdi, o'yqa borib turdi. Oysha onamiz tuyani mindi, chunki yonida tursa oyog'i ochilib qolishi mumkin, qo'li ochilib qolishi mumkin. Xullas tuyani mingandan keyin tuyani yetalab shoshilganicha Madinaga Munavvaraga qarab kirib bordi. Bu paytgacha Oysha onamizning yo'qligini hali bilishmagan edi. Qo'shin kelib hamma tushib bo'lgandan keyin bilishdi. Oysha yo'q ekan, Oysha yo'q ekan deb turishganida qarasa Safvon ibn Muattal tuyaga o'tkazib Oysha onamizni yetalab kelyapti. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul qalbi gina kudratga to'lib turgan, musulmonlarga nisbatan qalbi nafratga to'lib turgan boyiga munofiq ko'rib nima dedi? Zawjatu sohibikum ma Safvan wallohi ma naja minha va ma najat minhu dedi. Bu sohibilarda ayoli Safvon bilan yolg'iz qoptimi? Wallohi dedi. U undan, bu undan omon qolmadi dedi. Zino qildi degan gap og'zidan chiqmadi-da, o'shuning uchun uni jazolashlikka imkon bo'lmadi. U faqat mana shu fahshga ishora qiladigan so'zni aytib qo'ydi. Boshlab qo'ydi. Oysha onamiz roziyallohu anha keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga kirdi. Hech qancha vaqt o'tmasdan og'rib qoldi. Boyagi gap ko'chada tarqadi. Yolg'iz qopti. Biri bitta qo'shdi, biri ikkita qo'shdi. Xullas Oysha Safvon bilan zino qildi degan gap posh bo'ldi. Musibat nima dedi? Mana shu so'zni, zino qildi degan so'zni musulmonlar aytishdi. Shuning uchun mana shu hodisani oxirida darrayagan 3ta odam ham musulmon edi. Hasan ibn Sobit, Hamna binti Jahsh va Mustih ibn Abi Mustih. Boyagi munofiqni urushlikka, jazolashlikka hech qanday sabab yo'q edi. Chunki shu gapni aytmagan edi. Bu faqat boshlab qo'ygan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chada bo'layotgan gapdan ozor chekib, Oysha onamizga muomalasi boshqacharoq bo'lib qoldi. Payg'ambarimizdagi muomalani o'zgarganini ko'rib, Oysha onamiz otam uyiga borib davolanib kelay dedi, payg'ambarimiz ruxsat berdi. Borib otasining uyida davolanadigan bo'ldi. Ko'ring, bir ish bo'lgandan keyin bir ish bo'ldi, o'tdi ketdi. Agar deb gapirib bo'lmaydi. Masalan, aytish mumkin edi. Agar o'shunda chekiga, Oysha onamizning chekiga tushmaganda chek, shu ish bo'lmas edi. Agar Oysha onamizning munchog'i yo'qolib qolmaganida shu ish bo'lmas edi. Manaqa bo'lmasdi. Bu bo'ldimi? Endi agar deb bo'lmaydi. Agar deb bo'lmaydi. Birodarlar, har bir narsani haqiqati mohiyati bo'ladi. Har bitta narsani haqiqati mohiyati bo'ladi. Bu musulmon odamni qalbiga taskin beradi, taqdirga tan berishligi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Likulli shay'in haqiqatun." Har bir narsani haqiqati mohiyati bo'ladi. "Va ma balagha abdun haqiqatal imani hatta ya'lama annama asabahu lam yakun li yuxtiyahu." Diqqat qilinglar. Banda unga yetgan narsani taqdiri azalda uni chetlab o'tishi yo'q ekanini
Ve nima onu çetlab ötken bolsa, onun unga tegişi takdirde yok ekenini anglama günüçe iman hakikatini bilmeydi. İman hakikatini bilmeydi. Sizge keldi bir narsa, teydi. Tegişi yazılganıdı, tegeredi, ötüp gitmesedi. Bir narsa senge teymeyi kaldı, ötüp gitti. Demek senin kolenge tegişliği yazılmagan. Şunu düşünme gününce imanda nimanı gene düşünmeysen. Bizi etikadımız, nima bo'lgan bo'lsa Alloh taqdirda shuni xohlagan uchun bo'ldi deymiz. Nima bo'lmagan bo'lsa demak Alloh shuni xohlamagan ekan deymiz. Fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza. Payg'ambarimiz aytadilar, agar undoq qilganimda bunday bo'lardi dema deydi. Buning o'rniga bu Allohning taqdiri, u nimani xohlagan bo'lsa shuni qildi. Degin. Agar sözünü işlesen, şeytonga katta yol açıp koyasın. Gelişti mi? Bugün iş öttü, ketti. Akıllı adam, akıllı Müslüman bulup ötken işlerde ötmüştü esler, bugünkü günü açık mıydı? Boldu ketti, Allah şuna boşuna bakıyken. Demek hadisul ifk vakıyası boluşluğu kereydi. Çünkü Allah bunu haklagen edi. Yüz metre çektaşagen diyem, Ayşe anamızı çekip düşerdi. 100 metre kervan tohta kendine beraber Ayşe anamız arkada kalardı. Ne için şimdi buldu? Müslümanlar ibret alışlıkları için. Ayşe anamız ki hoşagen, halatya çüşpagen, mumuna ayol. Ne mi iş kılıçlıkları şimdi halatta? İbret buluşluk için çüştü. Bir ay yakın vakti öttü. Ayşe anamız Ebu Bekir'in uyudu. Köçedeki gep tarkap gitti. Hatta ki fahş buldu degen gepem aytıldı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bo'lgan holatdan norozi bo'lib sahobalarning orasiga chiqib turib xutba qildi. Chunki bu so'z payg'ambarimizning sharafiga, origa, nomusiga tegadigan so'z edi. Payg'ambarimiz turib, shu gaplar ko'payib ketgandan keyin nima dedi? Minbarga chiqdi, Allohga hamd aytdi, o'ziga salovat aytdi. So'ngra bu kishilarga nima bo'ldiki, meni oilam haqida gapirib menga azor berishadi. Allohga qasam, ulardan faqat yaxshilikni ko'rganman. Bu so'zni mening sahobalarimdan biri haqida gapirishyapti. Allohga qasam, men undan faqat yaxshilikni ko'rganman. U sahoba mening uyimga kirgan bo'lsa, men bilan birga kirgan. Hech qanday faxshga bir o'rin yo'q. Gap shunday holatda bir oyga yaqin birodalar vahiy to'xtab qoldi. Chunki musulmonlar payg'ambarimizning oilasi haqida bunaqa gapni gapirish kerak emas edi. Bunaqa gapni boshda yopib qo'yishlik kerak edi. Osha onamiz bir 20 kunlar o'tganidan keyin, bir oyga yaqin vaqt o'tgandan keyin bir oz kasali yengilladi-da, kasali yengilladi. Ayollar bilan bir ehtiyoji bilan qazoi hojat bilan tashqariga chiqdi. Osha onamiz chiqib ketar ekan, mana shu billa ketayotgan ayollardan bittasi ko'ynagini etagini bosib yiqilib tushdi-da, "Ey mustuqdi bo'yni uzilsin" dedi. Bu sökeyken ayol şu mustiqni onası. Şunda Ayşe anamız karab durup, Resulullah'ın sahabası bogan, ahli Badr bogan, oğlini sökesen mi dedi. Doğdu. Köçedeki gaptan haberi yok da Ayşe anamıza. Ummu mustiq karab durup, "Sen hakkında ne mi diyken bilmiysen mi? Hıma yakalı yapsan onu" dedi. Ne mi yaptı? Hami yolda eti verdi. Ayşe anamız bir ay degende, Ayşe anamız da zinada, fahşta adamlar yapıp ayıplayıkkenliğine bana indi eşitti. Bu sözünü eşkeneden keyin, nahayette bir kıyın ahval geçip kaldı. Üyüge barıp kattık yığladı. Cigarın bölünüp getküde yığladım dedi. Peygamberimiz Ayşe anamız haber topkenini eşkeneden keyin Ebu Bekir'in üyüge keldi. Kelip, "Ya Ayşe, fattakillaha ve in kunti iqtarafti su'an mimma yakulu nas fatubi ilallah fa inna allaha yakbalu tawba an ibadi." "Ey Ayşe" dedi, "adamlarda siz hakizde ayetken sözünü eşitipsiz. Eğer adamlar ayetken iştikigen bu siz Allah'a istiğfar edin, tövbe kılın, Allah tavbalarını kabul kılgıcı rahimli zat" dedi. Ayşe anamız aytadı, "Resulullah da bana şu sözü işitkenimde gözümdeki kan katıp kaldı" dedi.
Menden gümon qilyapti mı? Menden şüphe qilyapti mı dedi. Bu joyda Oyisha onamızı otası hem onası hem vardı. Abu Bakir'ye karab, onasıya karab, ha bir nesil de koymuyorsun ama Resulullah'a dedi. Abu Bakir etti. Ne mi değişti bilmiyemiz dedi. Bir ay vahiy toktap kaldı. Eğer peygamberimiz ki Allah'a tamında vahiy çüşkeni de bu gap ona kalmaz. Bu natoru döptürüp ayette etti. Ayalını pakize ikenlikini ispatla birer idi. Ama bir ay toktap kaldı. Müslümanlar ki bu ders oldu, ibret oldu. Özlünü, boşluğu, özünü peygamberi, rahbarı hakkında bunda yaman yaman gibi barışlık gerekmez idi. Oyisha onamız hiç neseden haberi yok. Hiç kim soramadı, hiç kim soru cevap kılmadı. Bir tanıge bana şu tuhumatı eşitip durdu. Şunda Oyisha onamız yığılıp durup aittı. Vallahi, vallahi la atubu ilallahi mimma zekerte abadan dedi. Allah'a kasam dedi. Siz etken nerseden hiç kaçan tövbe kılmayman dedi. Eğer tövbe kısam, adamlar aitken nerseden rastlığını ispatlayan bulamam. Lekin ona kalmaz, ben pakizemem. Eğer kime gelmem desem, bittilerim işe misler menge dedi. Şunda Oyisha onamız şunda bir kattık hayacanlan geneden Yakub aleyhisselamı ismi yadige kemedi. Eni beni kıladiyen işim, eni beni kıladiyen işim de topamazdan Yusuf'un otasına etken sözü Fasabrun cemil Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yusuf aleyhisselamı öldü deyip duru akeleri kegende Yakub aleyhisselam etken idi. Endi meni işim çırali sabır kılmaqdır. Sizler sözlü etken bu narsa musibet üstü de medet soruladigen zat yalvuz Allah dedi. Hayacanına geniden Yakub aleyhisselam eti eski kemedi. Yusuf da otasını etken gapını aytaman dedi. Fasabrun cemil Wallahul musta'anu ala ma tasifun dedi. Şart arkasını kovaldı peygamberimizge. Şu vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy nazil oldu. Resulullah'a vahiy kegende hama sahabalar bilişerdi vahiy kereken. Hiç kim karamasdı yüzüge. Resulullah'tan tir okaradı. Hama yüzünü yerge oldu. Abu Bakir Peygamberimiz için de uğrap koydu bir matah bulan. Mana hazır Peygamberimizge Oyisha onamızı pakizeliğe hakkı da ya ki başka ekenliğe hakkı da ayet şu yaptı. Mana hazır hakikat faş buladı. Mana şu lahzalar Abu Bakir Siddiq için judayam qiyin holat bo'ldi. Çünkü hozir payg'ambarimiz vahiyni qabul qilib yuzini ochadi-da qizingiz pokiz ekan deydi yoki boshqa narsani aytadi. Ammo Oyisha onamiz aytadi, ammo men xotirjam edim deydi. Men haqimda oyat tushadi deb o'ylamagan edim, unchalik qadrim baladda bilmas edim o'zimni. Endi payg'ambarimizga ilhom suratida kelsa bir xabar yoki tushida bir narsa ayon bo'lsa kerak dedim, lekin oyat tushadi deb o'ylamadim dedi. Şu payet peygamberimiz vahiyini kabul kubu geneden ki yüzünü açtı da Abişiri ya Ayşe lakad anzalallahu bara'ateki. Ey Ayşe kursan bulin pak ekenliğiniz hakkı da Allah Teala ayet nazil kıldı dedi. Abu Bakir kursan bulup kızı ki tur kızım Resulullah ki minnettarçılığı bildir. Resulullah şükür keltir tur dedi. Vallahi Resulullah ki şükür keltirmeyim ben dedi. Çünkü kattık alamda ko geneden. Meni pokligim haqida oyat tushirgan Allohga hamd aytaman dedi. Shu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu oyatlarni qabul qildi va chiqib turib odamlarga bu oyatlarni tilovat qilib berib, Oyisha onamizning pokiza ekani haqida insonlarga xabarni berdi. Qaysi oyatlar tushgan edi? Nur surasida. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu sharron lakum bal huwa khayrun lakum. Şak şubhasız bu buhtonni vücudga keltirgan kimseler özleringizden bo'lgan bir todadır. İçilerdeki bo'lgan bir toda munofiqlar todası. Onu sizler özleringiz için yomonlik deb o'ylamanglar. Belki o sizler için yaxshilikdir. Mana şu voqeani bo'lganligini yomon deb o'ylamanglar. Sizlarda foydalarga shu narsa. Ulardan her bir kişi için özü kasb qilgan günohga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohni kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mo'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, ha bu ochiq bo'xton-ku deyishsa bo'lmasmidi? Ular to'rtta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Oyisha onamizni fahsh tayyiblaganlar. Endi agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar.
Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lar edi. Mana shu oyatlar orqali Oysha onamiz roziyallohu anhoni pok ekanligini Alloh taolo isbotladi. Nima xulosa olamiz? Agar birodar haq bo'lsangiz xotirjam bo'ling. Alloh haqni yuzaga chiqaradi. Tana qilayotganlar, malomat qilayotganlar, ayblayotganlar, tanqid qilayotganlar, aybingizni topayotganlar o'zining o'rniga tushadi. Ammo haq bo'lsam Alloh haqni zohir qilar ekan deb turib beparvo bo'lmaydi. Shubhaga solib qo'yadigan o'rinlardan musulmon odam o'zini ehtiyot qilishni kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz bir kuni ayollaridan birini yetalab ko'chada ketayotib qorong'ida ikkita odam o'tib qoldi. Payg'ambarimiz to'xtab turib "Hadihi zawjati Sofiya" dedi. "Bu meni ayolim Sofiya" deb qo'ydi. Chunki narigi ikkita kishi bu ayol kimligini ko'rmagan edi. Payg'ambarimiz kim bilan ketyapti-kin degan gumonga borib qolmasin deb payg'ambarimiz nima deyapti? Bu meni ayolim Sofiya deb qo'yapti. Demak, musulmon odam u haqida boshqalar yomon gumonga borib qoladigan ishni qilmaslik kerak. Shubhali bo'lgan o'rinlardan nima qilmaslik kerak? Ha, siz haqsiz, siz poksiz, ammo nima qilmang? O'zingizni shubhali o'ringa qo'ymang. Masalan, safar ketmoqchisiz, ayolingizni akasi ukasiga aytdingiz, "Men yo'g'imda kela xarob turinglar" deb qo'ydingiz. Endi agar qo'shningizga chiqib turib, "Qo'shnilar, men safar ketyapman. Mo kelininglarda, qo'shninglarda akasi ukasi kelib xarob turadi" deb qo'ymasangiz, ertamanda kechpatda agar bir ular tanimaydigan erkak kirsa, nima degan gumonga borish kerak? Demak, musulmon o'zini gumon va shubhali bo'lgan o'rinlarga nima qilmasligi kerak? Qo'ymasligi kerak. Toki mana shunda bir qalbida maraz bor odamlarda tili kesilsin. Bu qissadan olinadigan saboqlar 3 ta. Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi. Ikkinchisi, agar haq bo'lsangiz, xotirjam bo'ling. Alloh haqni yuzaga chiqaradi. Uchinchidan, o'zingizni shubhali o'ringa qo'ymang, keyin odamlarni malomat qilmang. Alloh subhanahu va taolo bu darslarni barchamizga foydali qilgan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.